Sayın Genel Başkanımız Denizli İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken bir esnafla görüşmek için, merhaba demek için içeriye girdiğinde ben de kenarda bir kadın vardı. Böyle çok masum ve çok mahcup durumdaydı. Kendisine nasılsınız dedim. Genel başkanımızla mı görüşmek için bekliyorsunuz? Hayır dedi. Görüşmek ister misiniz? Bir derdiniz, sıkıntınızı anlatmak ister misiniz diye sordum. O da dedi ki utanırım, anlatamam dedi. Dedim ki neden, niye utanıyorsunuz ki dedim. Siz kimsiniz dedi bana. Ben milletvekiliyim dedim. Bana anlatabilirsiniz dedim. Dedi ki sayın vekilim dedi. Benim 4 tane çocuğum var dedi. Ekmek alacak paramız yok, açız dedi. Buradaki lokantaya geldim. Yemek artıklarını bana verecekler, onu bekliyorum dedi. O yüzden çok gözlerim doldu. Hani bir anne olarak çok kötü oldum. Hem de çocuklarına yemek artığı alabilmek için lokanta önünde bekleyen bir annenin mahcubiyetini. Asıl mahcup olması gerekenler o anne değil, o analar değil. O anaları bu duruma düşürenlerdir. Kadının bu durumda bile o mahcubiyetini, utangaçlığını ve yemek artıklarıyla çocuğunu beslemek zorunda kalan bir annenin dramı, çok etkilendim. O nedenle orada gözlerim doldu. Aktardım, gelirken aktardım. Şöyle kadının bilgilerini aldık. Biz gereken desteği Deniz'de o çocuklarına bir daha yemek artığı yedirtmek durumunda kalmadan evlerine her gün sıcak ekmek, sıcak yemek gelecek bir çalışmayı da başlattık. Tabii çok üzüldü. Keşke konuştursaydınız benimle dedi. Ben de efendim dedim, hani ben o kadar kalabalık utanır konuşamam dediği için ben derdini dinledim dedim. Gereken desteği de verdiğimizi ifade ettim. O da tabii çok üzüldü. Köyde boyunumuz var. Boyunlara yem artık 250 lira oldu biliyorsunuz. 250 lira yem alamıyor. Ekmek kutularında ekmek alıyoruz. O ekmekleri kalktıkta 3 kilo, 4 kilo yapıyor. Koyunlara yediriyoruz. Peki o koyunun normal yemini yer tutuyor mu? Bu normal yemini yer tutmasın da tok tutar koyunu, hiç olmaz. Ha, koyun tok olsun diye bunu veriyor. Çöpten ekmek topluyor, bunu veriyor. Bunlardan yediriyoruz. Yani hayvancılıkla uğraşanların geldiği durum yok. Budur işte, hayvanla uğraşanların geldiği durum bu. Yani bir çuval yem 250 lira olursa nasıl yedireceksin? Bunlarla idare edip idaremizi sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi Denizli merkezdeyiz. Değerli vatandaşımız hayvancılıkla uğraşıyor. Koyunları var. Ve yemin kilosu 250 lira, torbası 250 lira geçince bu sefer yem alamayıp çöplerden kuru ekmek toplayıp bari hayvanlar, koyunlar tok dursunlar, karınları doysun ama süt ve diğer süt ürünlerine gerek yok ama doysunlar diye de kuru ekmek maalesef yedirmeye başlamışlar.